Ege Televizyonu ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz 14'ü gösterirken gündem programında yine sizlerle bir aradayız efendim. Yeni bir programda yine değerli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de Seferihisar Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yetişkin bizlerle birlikte. Sayın Başkan merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar herkese. Ege TV ailesine, tüm İzmir'e herkese selamlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de hoş geldiniz Ege Televizyonu stüdyolarına da. Bugün Seferihisar'ı konuşacağız, İzmir'de yaşanan depremi konuşacağız. Tabii ki artık hani ilk başta Tanrım bu nasıl bir şey deyip hayretler içerisinde kaldığımız ama artık hepimizi kendi yaşam mücadelesinde alıştırmaya başlayan pandemi dönemini, pandemi sürecini ve tabii ki Seferihisar'da devam eden projeler, bundan sonraki süreçte neler yapılıyor, süremiz yettiğince sizlerle onu konuşacağız. Başkanım, dilerseniz şöyle bir depremden başlayalım mı? Az önce de konuştuk, şimdi Seferihisar deniliyor aslında ama ya da İzmir depremi olarak adlandırılıyor. Aslında bu bir Sisam depremiydi. Uzmanların da yaptığı açıklamalar aynen. Hatta İzmir depremi olursa hani onun daha da hani vahim sonuçları olacağından da bahsediliyor. Siz şimdi Seferihisar'da da maalesef orada bir tsunami olayı meydana geldi. Evet. Nasıldı? O süreci bir anlatmanızı isteyeceğim. Ya da ilk başta siz nasıl o anda neredeydiniz? Ya o anda şöyle bir şey, yani ben çok sevdiğim bir arkadaşımın bir spor salonu açılışı vardı. Davet etmişlerdi ve yani birçok kişi oradaydık. Bayağı da bir kalabalık bir açılıştı. Hatta Savcı Bey falan da hep beraberdik. Evet. Neyse spor salonu falan gezdik bir kere, dışarı çıktık, tekrar geri geldik açılış için. Kurdalyayı kestik, işte temeller dilendi, kurdalya kesildi. İçeriye girdiğimiz anda büyük yeni bir bina, 5 katlı bir bina. Tam adımımızı attığımızda deprem başladı sallamaya bizi. Biz dışarıya çıktık, sokak caddenin ortasında kaldım. Fakat yani bayağı uzun sürdü. Yani uzun sürünce şey yapmaya başladım artık, korkmaya başladım herkes gibi. Evet, İlk etapta korkmamıştım yani, hiç paniksiz ve heyecansız bir şekilde. Çünkü biz alışığız değil mi? Aynen aslında, yani ufak tefek 4-5 şiddetindeki depremler oluyordu. Onun için şey yapmadık, fazla panik yapmadık durur diye ama bu bayağı 30-35 saniye sürünce şüphelendik. Tabii ki herkesin yaptığı gibi ilk eşime çocuklarıma bakmaya gittim. Çok yakın bir noktadaydı evime. Oraya gittim, onlara baktım. Onlarda herhangi bir şey olmadığını görünce Seferihisar Kaymakamlığı'na gittim hemen direkt. Kaymakam Bey'in yanına, size gelen bir herhangi haber var mı diye. Bu sefer bir masa oluşturalım, işte orada bekleyelim. Herhangi bir şey gelirse ona göre bir kriz anını değerlendiririz. Orada ne yapacağımıza karar veririz dedik. Onun arkasından az bir süre sonra haber geldi ki bize Sağcık'ta bir tsunami oldu. Sağcık Mahallesi'nde. Yani tsunami deyince ben iç deniz, işte sadece kapalı bir yer, ne kadar olacak ki falan gibi böyle düşündüm. Yani en fazla o bizim yeşil alanlar var. Yani kafamda canlandırdığım nokta oralardı. Dedim ki yeşil alanlara falan gelir. Oysa ki gittiğimde benim en son, mesela biz olay anından bir yarım saat sonra oraya ulaşabildik. Zaten çok kalabalık bir şeydi. Evet. İnsanlar, kimisi ailesine ulaşmaya çalışıyor, kimisi mal alacağına bakmaya. Koşturanlar vardı. Onun için yani ara sokakları bildiğimiz için ara sokaklardan bir yarım saatte zorla varabildim. Ben gittiğimde işte sokaklarda öbek öbek sular vardı. Suların içerisinde balıklar zıplıyordu. Çocuklar da işte çocuk, yani adı üstünde çocuk, balıkların üzerine atıyordu tutmak için falan böyle. Hayretler içinde kaldık. O anın sonraki görüntülerini gördüm mesela. Görüntüler çok dehşet vericiydi. Mesela ben olayın yarım saat sonra üstüne gitmeme rağmen işte girilen mevki dediğimiz yer var. O tarafa doğru yüksek bir araçla geçmeye çalıştım da oralar halen daha deniz şeklindeydi. Yolun olduğu noktalar. Mesela bir arabanın yanımızdan geçtiğini gördüm. Yani denizde yüzüyordu. Evet, bir yanımızdan geçen bir araba gördüm. O sulara kapılmış bir şekilde gidiyor. Yani sadece ilk defa böyle bir şey yaşadı. Çünkü ben geçmişte yaşayan, orada yaşayan ihtiyarlara falan, böyle yaşı büyük olan insanlara da gittiğimde, sorduğumda, muhabbet ettiğimizde şunu dediler. Biz daha önce gelgitler yaşıyorduk ama böyle bir şey hiç yaşamadık. İlk defa yaşanıyor. Ve Allah'a çok şükür ki çok büyük bir can kaybımız olmadı.
Yaşlı bir teyzemiz depremden korkuyla dışarıya çıkamıyor. Hmm. Dışarıda işte tekerlekli sandalyesinde otururken sel geliyor, kalkamadığı için ayağa. O vefat ediyor. Bir kişi de Doğan Bey mevkisinde deprem anında kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Hmm. Allah'a çok şükür ki onun haricinde bizim bir şeyimiz yok. Yani can göçük kaybı, altımızda yok. Kalan can kaybı, depremle ilgili herhangi bir şeyimiz yok. İşte ufak tefek kimi korkuyla işte balkonundan atlamış, kolunu kırmış falan filan. Onlar var ama onun haricinde herhangi bir şey yok Seferihisar'da. Şimdi Seferihisar falan denildi ama hakikaten biz şimdi Bayraklı'da, ben de Bayraklı'daydım ki burada da oturuyordum. Maalesef yani can kayıplarının, işte çöken binaların, hasarlı binaların en fazla olduğu yer maalesef Bayraklı'ydı. Bayraklı. O şekildeydi. Yani sizin de belirttiğiniz gibi deprem işte resmi kanallarda falan böyle haber kanallarında konuşulurken direkt işte Seferihisar depremi diye geçiyor. Yani bundan açıkçası Seferihisar halkı olarak biraz üzülmeye başladık. Çünkü biz depremden hakikaten başarılı mı çıktık diyelim artık. Yani tsunami mı olmasa yani göçüğümüz yok, hiçbir şeyimiz yok. Yani deprem üssü Seferihisar diye anılmasının biz biraz da sıkıntısını... Olumsuz yansımasını mı görüyorsunuz? Evet, olumsuz yansıması. Neler oluyor mesela o olumsuz yansımalarda? Ne bileyim yani şu ana kadar yani en az hiçbir şey olması emlak şimdi, değerinin düşmesine sağlar. Bir de sağlar. Sakin, yani sessiz, hep huzurlu olarak Türkiye'nin bilinen en nadir ilçelerinden yani bir tanesi. Marka değerimizi düşürmesine etkisi olabilir. Evet. Onun için yani bence Seferihisar depremi olarak anılmaması gerekiyor. Çünkü resmi kanallara baktığımızda Sisam depremi olarak geçiyor. Evet, öyle. Sisam depremi olarak, hatta Kuşadası'na daha yakın. Evet. Ama ne hikmetse ilk hemen İzmir Seferihisar fay hattı üzerinde olduğu için Seferihisar depremi olarak adı kaldı. Bunun biraz sıkıntısını yaşıyoruz ama biz bu depremden başarılı çıktık. Yani yapı stoğumuz çok sağlam. Allah'a çok şükür ki şu ana kadar mesela boşalttığımız bina sayısı bir tane var. Öyle 14 ayrılık, evet. Kullanılamaz raporu aldığımız, benim bildiğim bir tane var. Bir bloğ olduğu gibi boşalttık. Bir de zaten 99 depreminde hasarlı olan karakol binamız vardı. Karakol binasını boşalttılar. Hı. Başka bizim bir boşaltılan binamız yok. Yani 14 aileydi. Şu anda Seferihisar Belediyesi'nin yardımlarıyla beraber onları da taşıdık, yerlerine yerleştirdik. Herhangi bir sıkıntı yok bizim orada. Sağcık'ta deseniz, Sağcık'ta işte çok büyük bir yardımlaşmayla tsunami'nin etkisini zaten ilk haftada Sağcık'ta atlattık. Sağcık'ta bir teyzemiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Burada tabii ki tüm depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sanırım Sağcık'ta bu sel suları nedeniyle maddi hasarlar oldu? En büyük şeyimiz maddi hasarımızdı. Neydi oradaki bilanço, tablo neydi mesela başkanım? Sağcık'ta iş yeri olarak yani ön cepheler ve kale içi dediğimiz mevkide herhangi bir kullanılabilecek bir materyal bile kalmamıştı. Öyle söyleyebilirim. Evet. Şimdi mesela sizin insan gücüyle kaldıramayacağınız o balık dolapları restoranlardaki şu an çarşının içerisinde yüzüyordu yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani maddi hasarımız bu kadar büyük. Aynı zamanda Marina da aynı şekilde mesela. Teos Marina. Teos Marina, pentonlar birbirine bağlı olan şeylerden, zincirlerden kopup o gelgitle beraber bir sürü işte yat, yelkenli, işte kayık ne bulduysa, balıkçı kayıkları falan hepsi dışarıya saçılmış durumdaydı. Birçok batan var, kayıp olan var, hala daha denizin dibinde olup çıkarılmaya çalışanlar var mesela. Öyle mi? Evet. Şeyde mesela kale içindeki birçok esnafımızın şeyi kullanılamaz hale geldi işte. Bir sürü eşyasıdır, işte kapı kacağıdır, işte çalıştığı ne varsa neyle ilgiliyse mesela. Buzdolaplarını kullanamaz duruma geldiler. İşte soğuk bu şeyden bahsediyoruz değil mi? Tam işte Sağcık'taki hani bu Sağcık, hafta sonları açılan bu pazar yerlerinin olduğu yerler, kale içinin olduğu ara sokaklardaki teyzelerin işte sürekli börekler falan yapıp orada sattıkları yerlerden. Evet, oraları ve iş yerleri. İş yerleriyle ilgili. Ama yani elimizden geldiği kadar bir hızla Seferihisar Belediyesi'nin ekipleriyle buradan Seferihisar Belediyesi çalışanlarına hakikaten buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. Emekleri çok büyük, çok kısa bir sürede sadece Seferihisar Belediyesi'nin çalışanlarına değil, Büyükşehir Belediyesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne,
çevre, ilçe, belediye, her yerlerden hizmet geldi. Hakikaten çok sağ olsunlar. Doğru. En kısa sürede sadece toparladık ve ilk haftasında tekrar o dediğiniz pazarı kurmayı başardık. Öyle mi? Evet. İlk haftada yani pandemi kısıtlamasından önceki ilk hafta. İlk hafta açılışını sağladık oğlum. Başka mı o pazar günü şimdi hafta içi her gün yoksa yine hafta sonları mı? Değil, sadece hafta sonları, hafta sonu. Pazar günleri. Hafta içi fakat kale içerisinde bir ticari alan var. Yani insanların kendi mekanları var, kendi iş yerleri var. Oradakiler devam ediyor. Onlar, evet. Ama pazar olarak haftada bir gün, pazar günleri o sergileri açtırttırıyoruz. Evet, evet. O zaman Seferihisar'da hani o açılan selden sonra oluşan o maddi zararlar, hasarlar giderilmeye başlandı diyebiliriz herhalde. Fakat bu sefer de pandemi. Evet, şimdi aslında biraz da ona değineceğim. Pandemi hakikaten hepimizin hayatını çok farklı şekilde etkiledi. Yaşam şeklimiz değişmeye başladı. İşte eğitimden tutun, iş hayatına, özel yaşantınıza, bizim yaptığımız yayınlarda bile artık her şey bambaşka bir şekil boyutu almaya başladı. Evet, şimdi tabii ki ilk olduğunda nasıl olacak, nasıl mücadele edilecek vesaire derken burada şu, ben bunu hakikaten her programda da söylüyorum. Özellikle de depremde ve pandemi sürecinde de yerel yönetimlerin bu tarz olaylarda ve afetlerde insana en çabuk ulaşan yerler olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu aslında bir kez daha gördük. Şimdi evet, pandemi oldu, kısıtlamalar geldi. Sonra yaz aylarında ekonomi vesaire canlanasın diye biraz daha rahatlamaya başlandı ama şimdi görüyoruz ki işte dün de Sağlık Bakanı yaptığı açıklama doğrultusunda işte Türkiye'de özellikle de 3 şehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa artık 3. zirveyi yaşıyor denildi. Şimdi peki bundan sonraki süreçte pandemi döneminde neler yaptınız ve bundan sonraki süreçte de ne gibi tedbirler, önlemler alınıyor, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi pandemi döneminde biz tabii ki her belediye gibi birçok önlemler aldık. Ama mesela şundan başlayalım. Özellikle sosyal yardımlaşma fonumuz var, belediye. Sosyal yardımlaşma ekibiyle beraber oturduk. Hemen gruplar kurduk. İşte 65 yaş üstü ve aynı zamanda hizmet bekleyen vatandaşlarımıza bir telefon numaraları belirledik sabit belediyenin. Beşer kişilik gruplar kurduk. Beşer kişilik gruplarda 60 kişi vardı. Yani 60 kişiden oluşan beşer kişilik gruplar oluşturduk. Bu grupların sadece bu vatandaşlarımıza hizmet etmeleri için araçları sağlandı. İşte o telefon numaraları aranıyordu. Mesela benim şu ihtiyacım var. O gideriliyordu. Onun haricinde evden hiç çıkamayan vatandaşlarımız vardı. Yani maddi gücü olmayan vatandaşlarımız vardı. Doğru. O maddi gücü olmayan vatandaşlarımıza sağ olsun yine Seferihisar'ın ileri gelenleri, Seferihisar'ın yardımseverleri o anda yardımımıza yetiştiler ve bizim Seferihisar'da Halk Marketimiz var. Seferihisar Belediyesi'ne ait bir Halk Marketimiz var. Bu Halk Market'ten bizim belirlediğimiz paketler vardı. İşte 100 liralık, 150 liralık, 250 liralık gibi 3 ayrı paketimiz vardı. İşte içinde çay, bulguru bir şey olan. Normal yani gıda paketi. Evet. O gıda paketlerinin yardımında bulunuldu ve biz o gıda paketleriyle tüm vatandaşlarımıza, bu şekilde olan vatandaşlarımıza yetişmeye çalıştık. Hijyen paketi isteyene, hijyen paketi, gıda paketi isteyene, gıda paketi ulaştırdık. O dönemde şey yaptık, hatta onunla ilgili ödül de aldık. Mesela Stas Slow'un şeyinde genel kurulunda her yıl belirlenen bir ödüllü bir şey var, yarışma var. O yarışmaya katılalım. Neyle katılalım? Bizim seyyar marketimiz vardı. Seyyar marketimiz işte bu pandemi döneminde halkın ayağına hizmet getirdi. Bildiğiniz market malzemeleri bir arabanın içerisinde seyyar bir şekilde, seyyar bir şekilde hizmet, evet, yani markete uzak olan mahalleler var. O mahallelere özellikle daha sık gönderilip yani halkın, vatandaşın ayağına hizmet götürdük. Bununla beraber de biz bir yarışmaya katıldık. Pandemi dönemiyle ilgili. Evet, pandemiyle ilgili. Bu projeyle Stasloğun Genel Kurulu'nda yarışmaya katıldık biz. Oradan da en iyi kentsel yaşam ödülüne layık görüldü. Onu da bu şekilde anlatmış olayım.
Yani hijyen bütün devlet dairelerinde olduğu gibi o dönemde tekrar yani ilaçlamaya başladık. Şimdi gene aynı şekilde devam ediyoruz. Bütün devlet dairelerine hijyen makineleri taktırdık. Seferistan'ın bütün sokaklarını köylerde dahil olmak üzere ilaçlattırmaya devam ettik, devam ettiriyoruz. Bütün sokakları yıkadık. Tekrar tekrar yıkamaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde şimdilik bu şekilde devam ediyoruz ama tabii ki yani en büyük sıkıntı esnafımızla ilgili olan sıkıntı. Şimdi orada az önce de siz bahsettiniz. Özellikle Selçuk bölgesindeki esnafın bir yaşanan depremden dolayı bir sıkıntısı zaten var. Tabii ki var. Bir de genel olarak tüm Türkiye'de özellikle de KOBİ'lerin etkilenmiş olduğu, tabii ki her sektör etkileniyor ama herhalde burada esnaflar, işte KOBİ'ler daha da çok etkileniyor. Evet, o anlamda da herhalde ikisi bir arada o bölgenin i̇şte esnafında tuzu biberi oldu artık. Zorluyor değil mi? Evet, tuzu biberi oldu. Esnafımız hakikaten şu anda yani Sağcık'ta, Seferihisar merkezde. Çünkü Seferihisar halkı şöyle bir şey, turizmle yani çok uzun süreden beri mesela alışan, yani uzun turizmle geçinen bir şey değildi, halk değildi. Şimdi yeni yeni turizmle tanışmaya başladık. Biz şu 8 yıldır, 10 yıldır falan. Doğru, son yıllardır. Yani 10 yıldır özellikle falan bir işte yerli turistle. Evet, Stasloğlu'la markalaşmayla beraber. Tunç Başkanımızın başlattığı o şeyle beraber şimdi hala daha süren tanıtım olsun, işte Stasloğlu'la olsun, tabii bir markalaşma olsun, onunla beraber bir turizmle tanıştı Seferihisar halkı. Ve bundan para kazanmaya başlamıştı. Doğru. Özellikle de kadınlar da aslında bundan en büyük daha, şey zaten o kadınlar üretimin işine işin içine girdi. Tabii ki kadın kooperatiflerimiz başladı çalışmaya. Üretici pazarlar. Üretici pazarlarımız kuruldu. Yani şimdi bunların hepsi pandemiyle beraber bir adım geri atmak zorunda kaldılar ve şu anda birçok pazarımızda mesela o sizin de bir bahsettiğiniz gibi börek çörek falan filan artık onları çıkaramıyoruz. Yiyecek içecek gıda satışı yasaklandı. Açıkta veyahut da işte yani patentsiz üretim olarak bunlar yasaklandı. Sıza kurulu adına yasaklandı. Onun için buralarda büyük sıkıntı çekiyoruz. Mesela vatandaş tam alışmıştı. Evine çok büyük girdisi vardı. Bir para kazanıyordu. Doğru. Şimdi özellikle de hafta sonları aslında hepimizin en sık geldiği yerlerden biriydi Seferihisar. Yani şimdi bütün şeyin de Seferihisar bütün hazırlıklarını da şeye göre yapmıştı. Yani bu turizmden yeni kazandığı paraya göre bir hazırlık yapmaya başladı. Yani Seferihisar halkı böyle bir şeyle karşılaşınca tabii çok büyük sekteye uğradı. Evet, evet. Büyük bir sıkıntı. Başkanım şimdi normalde özellikle şu pandemi dönemi bize şunu gösterdi. Artık insanlar özellikle de yazlık kentlere, işte Seferihisar gibi daha böyle doğanın içinde denizi, güneşi, bir kere her şeyden önce oksijeninin bol olduğu, temiz, sakin kentlere kaliteli göç almaya başladı. Şimdi normalde Seferihisar 44-45 bin gibi herhalde bildiğim kadarıyla. 44.600 normal nüfusumuz. Nüfusu. Şu anda durum neydi? Herhalde diğer zamanlara göre bu aylara daha yüksek olsa gerek herhalde değil mi? Yüksek, pandemi döneminde. Doğru, yüksek. Şöyle bir şey. Bizim normal nüfusumuz olması gereken yani bu dönemde pandemi olmasa işte hiçbir şey olmasa normal nüfusumuz 44.600 olması gerekiyor. Fakat işte eğitimin uzaktan eğitimine dönmesi, tabii, pandemi bunun getirdiği evde çalışma vesaire evde çalışma derken insanlar vesaire daha çok derken, yazdıklarında da aslında konuyorlar. İnsanlar şimdi tabii ki tek katlı işte kendine ait daha fazla daha alan buluyorlar. Daha güvende hissettikleri için yazdıklarını terk etmiyorlar. İşte en azından bir nebze de olsa Seferihisar halkının esnafına bir faydası oluyor. Bu bizim şu için an nüfus ne kadar mesela başkanım? 150 binden aşağı değildir. Değil değil mi? Tabii tabii 150 bin civarında geçiyor. Yazın 250-300 bini buluyor. Yani o kadar bir nüfusumuz var şu anda. 150 bini bulduk. Fakat tabii ki bizim için sorun olmuyor mu? Belediyeler için hizmette büyük sorunlar oluyor. Şimdi İller Bankası'ndan aldığımız pay 44 bin nüfus, 44.600 kişiye göre bir pay geliyor. Siz diyorlar ki 150 bin nüfusa burada hizmet edeceksiniz diyorlar. Tabii mecburen hizmet ediyoruz ama bize getirilen ek külfetleri çok. Mesela biz bu dönemde Seferihisar halkına
En basitini söyleyeyim mesela temizlikle ilgili. Beş çöp kamyonuyla, arkasındaki ekipleriyle, işte üçer kişi ekibiyle Seferihisar'ın birçok mahallesini temizleyebiliyorduk. Hemen hemen her yerine hakimdik. Ama bugün tabii 150 bin nüfus aynı yaz nüfusu neyse kış nüfusu da oymuş gibi hareket edip bugün halen daha mesela 20-25 araba çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Bunun üzerine bunun arkasında ek işçi sayısı biniyor. Tabii bunların mesaileri biniyor. Derken bir sürü külfet getiriyor. Sadece bir temizlikte düşünürseniz. Tabii. Bunun gibi altyapıyla ilgili birçok sorunlarımız çıkıyor. Yani dediğim sosyal gibi, hizmette pandeminin de zaten getirmiş olduğu farklı giderler de söz konusu. Tabii. Aynen. Sosyal hizmetlerin farklı giderleri var. Dediğiniz gibi. Bununla beraber birçok ek külfet gelmeye başladı. Sizin gibi hakikaten özellikle de yazlık ilçelerin belediye başkanlarıyla görüştüğümüzde de onlar da aynı durumdan hakikaten sorun yaşıyorlar. İşte bakıyorsunuz kış dönemiyle yaz dönemi arasında çarpı 3 falan ediyor. Evet biz personel anlamında yetişiyoruz. Belki daha fazla canla başla çalışıyoruz ama ekonomi anlamında bizi gerçekten bu anlamda yoruyor. Yıpratıyor. Ortak şikayetler aslında bunlar. Şimdi başkanım Seferihisar denildiğinde tabii ki işte sakin şehirden bahsettik. Bunun bir marka değerinden bahsettik. Tabii ki Tunç Başkan buradan da saygılarımızı selamlarımızı iletelim kendisine. Özellikle de tabii Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da tarımla ilgili özellikle de yapmış olduğu projelerle de. Şimdi Seferihisar dendiğinde önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de tarım. Özellikle işte Satsuma Mandalinası ki işte festivalleri ben de çok kez festivallerini sunmuştum. Oranın ata ekmeği bunlar deseniz zeytinyağı son yıllarda artık daha da bağcılıkta arttığını görüyoruz. Tarım şu anda peki Seferihisar'da ne durumda? Ya tarım tabii ki şimdi Seferihisar'da çeşitlenmeye başladı. Çeşitlenmeye başlamasıyla beraber de bir ekonomik girdisi olmaya başladı. Mesela demin bahsettiğiniz o kara kılçık buğday ekmeği. O kara kılçık buğday ekmeği mesela iki köyün geçim kaynağı haline geldi şu anda. Oysa onun çıkış hikayesi de çok enteresandır. Anlatabilirim onu. Yaşlı bir teyzenin bildiğim kadarıyla ben festivalde öğrenmiştim. Yaşlı bir teyze işte bir avuç buğdayı sandıktan çıkartıyor galiba. Çeyiz sandığına bir gazetenin içerisinde bir tülbentin içerisinde sarıp çeyiz sandığına bırakıyor. İşte biz de her yıl yaptığımız tabii pandemiden önce yaptığımız bu tohum takası yapardık. Biz satışı yasak olduğu için tohum takas şenlikleri yapardık. Tohum takas şenliğinde bize bir avuç buğday geliyor. İşte bu nedir falan diye sorulup araştırıldığında bu kara kılçık topan buğdayı diye geçen bir buğday dediler. Biz bunu tabii bir avuç olduğu için önce bir saksıya diktik. Saksıdan bir arsaya diktik. Arsadan tekrar bir tohum alıp şimdi aşağı yukarı Seferihisar'da bir 600 dönüm kadar araziye dikiyoruz. Aynı zamanda da Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla işte bir Menemen Ovası'nda dikimi var. Bunun bir de Tire Ovası'nda dikimi var. Oralarda da geliştirmeye çalışıyoruz. Ama Seferihisar'da artık özdeşleştiği karakılçık topan buğdayı. Bunu biz Seferihisar Belediyesi olarak alım garantili diktiriyoruz. Ve devletin açıkladığı fiyatın 3 katı fiyatını alıyoruz. Mesela devlet üreticiye katkı sunmak amaçlı tabii. Hem dikimini çoğaltmak, üreticiye teşvik olmak açısından hem de garantili dikiyoruz. Şimdi bu aldığımız buğdayı biz tamamen geleneksel taş fırında, taş değirmenlerde ununu öğütürüp tekrar köylü kadınlarımıza dağıtıyoruz. Köylü kadınlara da köylü kadınlar da tamamen geleneksel yöntemlerle buğdayın o ekmek mayasını kendi çıkardıkları bir mayadan yapıyorlar ve o evlerin avlularındaki işte o çalı fırınları dediğimiz fırınlarda yapıyorlar. Valla iki köyüm şu anda geçim kaynağı haline geldi. Ne güzel. İşte bayağı bir gelir elde ediyorlar. Şu anda işte internet sitesi üzerinden de satışa başlayan kişiler var bununla ilgili. İşte bu pandemi etkilediği için bu pazarları teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş oradan da satışa başlamışlar duyduğum kadarıyla. Bu da sevindirici bir olay. İşte bunun yanında mesela lavanta ile ilgili mesela Turgut köyümüz.
Şu anda birçok köylü lavanta dikmeye başladı. Lavantanın işte yağıyla sabun yapıyorlar, birçok çeşitlendiriyorlar bunları. Hı hı. İşte lavantanın kendisini kurutup satabiliyorlar, çiçek olarak satabiliyorlar, lavanta yağını yağ olarak çıkarıp satabiliyorlar. Tabii kozmetikte de çok tercih ediliyor. Evet, aynı şekilde. İşte aynı zamanda da fotoğraf çekimleri için çok köye gelip giden var. Evet. Köy bir anda popüler hale geldi. Aslında işte yapılan festivallerin, tanıtımların burada çok büyük tabii etkisini çok görüyoruz. Tabii çok büyük etkisi var. İşte bir arkadaşım var mesela, ya diyor, hiçbir şeyden kazanmasam diyor, hafta sonu diyor 2000 lira diyor fotoğraf çekimlerinden para kazanıyorum diyor. Dedim niye para alıyorsun? Ya diyor benim diyor İşte lavantalarımın üzerinde geziyorlar, kırıyorlar diyor. Mecbur o parayı almak zorundayım diyor. Evet. Onun üzerine basıyorlar fotoğraf çekilirken falan diyor. Böyle bir şey var yani, işte lavanta gibi mesela mandalina ile ilgili, Satsuma mandalina ile ilgili halen daha çalışmalarımız var. Şimdi kurutmayla ilgili yeni fırınımız da geldi. Bunu tamamen jeotermal fırınlarda doğal yöntemler yani değmeden kurutup bir sanayi ürünü çevirip bunu pazarlamayı düşünüyoruz. Şimdi Payamlı bölgesinde bizim bir arazimiz var. O Payamlı bölgesinde tamamen bunu daha yani şey olarak ne bileyim seri üretim haline geçirip mesela günde 2 ton 4 ton mandalina işleyebilecek kapasite getirebilecek bir tesis haline getirmek için uğraşıyorum. Aşağı yukarı bir 10-15 gündür bununla ilgili bir çalışmalarımız sürüyor bir grup arkadaşımızla beraber. Yeni tesis kurmaya çalışıyorum ve bunu büyütüp yani Seferihisar halkının artık bu kurutulan mandalinadan bir gelir elde etmesini sağlamaya çalışıyorum Bununla ilgili çalışmalarımız var. Yani tarımla ilgili yapılabilecek ne varsa Seferihisar'da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela zeytinyağıyla ilgili pandemiden öncesi zeytinyağının değerini arttırmak için yaptığımız şeyler vardı. Açık arttırma ihale yapıyorduk. Bizim bilge ağaç zeytinyağımız var. Bilge ağaç zeytinyağımız bunlar işte 1000 yıllık, 800 yıllık ağaçlar. Bu 1000 yıllık, 800 yıllık ağaçların zeytinin imece usulü toplayıp halkla beraber toplayıp işte çırpımını halkla beraber yapıyorduk toplamasını ve bunu soğuk sıkım olarak bastırıp ihalede açık arttırmayla satıyorduk. İhalede yapılan açık arttırmada mesela en son yaptığımızda tam hatırlamıyorum ama yarım litresinin 32 bin lira gittiğini biliyorum. Bu da zeytinyağının değerinin arttırılmasıyla ilgili bir yaptığımız bir çalışmaydı. Bu gelen geliri de gene aynı şekilde eğitimde eğitim gören çocuklara burs olarak biz mesela gönderiyoruz. Çok güzel, evet. Başkanım şimdi hatta bugün de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın da kendisine buradan da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Şimdi tarım dedik, tarımda Orhanlı ve Yeniköy arasında olan yerde bir termik santral herhalde bir sorunu var. Daha önceden burayla ilgili bir itirazlar söz konusuydu ama şimdi yöre halkının da bahsettiği özellikle deprem ve pandemi döneminde de bir hareketlenmenin söz konusu oldu. Evet. Hatta oradaki kadınlar da galiba dün ağaç dikmişler protesto amaçlı. Evet. Ne güzel bir protestodur ki ağaç dikerek hani bu şekilde bir karşıt bildirimde bulunmak. Şimdi şöyle bir şey. ÇED raporları yok elinde. Gelen firmanın. Firmanın ismini vermeyeceğim şimdi. ÇED raporları yok. Hiçbir şey yok. Sadece sondaj çalışmamız var. Bizim ÇED raporuna gerek yok. Biz burada hidroelektrik santrali kurmayacağız. Onun için suyun kaç derece çıkacağını öğrenmemiz için burada bu hidroelektrik santrali kuruyoruz. Ve aynı zamanda biz bunu seracılıkta kullanacağız diyorlar kendilerinin bana belirttikleri. Ama tabii köylü halkı haklı çünkü orada usulsüzce işler yapıyorlar. Mesela ormandan kiraladıkları bölge kiralanmış mıdır nedir onu da bilmiyorum artık. Ellerinde bir belge var mı yok mu? Ormandan kiraladıkları yere diyeyim artık. Kiraladıkları yere mesela usulsüzce orada bulunan bir zeytin ağaçları vardı. Mesela zeytin ağaçları kesilmiş. Oraya beton atılmış. Oraya bir makine kurulmuş ve şantiye alanına çevrilmiş. Tamamen ormanın içerisinde çam ağaçlarının içerisinde olan bir bölge. Ben pazartesi günü gittim. Kendim gözümle gördüm ve aynı zamanda
Tekrar geri geldim. Avukatımızla beraber, bizim çevre avukatımız var. Evet. Avukatımızla beraber, Doğa Derneği'yle beraber avukatımızla görüştük. Doğa Derneği'nin ayrı bir avukatı var. O ayrı koldan yürüyor. Biz de Seferihisar Belediyesi olarak ayrı koldan dava açıyoruz bu şirkete. Evet. Biz de onların yanındayız. Hatta bu şirket şey yapmış mesela, şantiye alanı olarak Orhanlı köylülerin mesela yani tam şeyine, yani damarına basarmışçasına piknik alanı, düğün salonu dedikleri, düğün alanı dedikleri bir yer var. Oraya şantiye kurmaya kalktı. İşte bir Seferihisar Belediyesi olarak usulü aykırı olduğu için konteynerleri toplattık falan. Yani biz de köylüyle beraber aynı zamanda mücadele ediyoruz ve bu konuda da mücadelemizi sonuna kadar sürdürebileceğiz. Evet, ama davaları kazanırız, kazanamayız. Tabii. Yani ne olur sonucu onu bilemem. Ama biz ne gerekiyorsa hukuki olarak sonuna kadar bu davanın peşinden gideceğiz. Evet. Başkanım, süremizin de yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz. Seferihisar'da bundan sonra sizin özellikle yapmak istedikleriniz nelerdir? Evet, bu projeyi kesinlikle Seferihisar'a kazandırmak istiyorum dediğiniz ne var? Ya dediğim gibi işte ben insanların cebine dokunan projeler olsun istiyorum. Yani yöre halkı özellikle da bizim... Özellikle bu süreçte değil mi? İnsanların aynen, yani yöre halkı da bu şeyin, yani yaptığımız projenin içerisinden cebine bir şey girsin istiyorum. Yani bir katkı sağlasın. Onun için bizim yöremizin ürünleri olan şeyleri, onlara bir katkı, artı değer sağlayıp onları sanayi ürününe çevirip, mesela mandalina gibi, zeytin gibi, zeytinyağı gibi, demin ki konuştuğumuz ürünleri sanayi ürününe çevirip Türkiye'de, yurt dışında pazar bulmasını sağlamak. Mesela bununla ilgili bir projem var. Dediğim gibi o Payamlı Mahallesi'nde, Payamlı bölgesinde arazimizde yapmak istediğimiz bir işletme var. Bayağı komplike bir işletme olacak. Mesela bunu yaptığımız takdirde mandalinanın değerini artık mesela kilogram fiyatını biz belirlemeye başlayacağız artık. Evet. Şimdi mesela Seferihisar'da Tunç Başkan'la beraber bir birliğimiz var. Bir mandalina birliği var. Daha evvel yoktu mandalina birliğimiz. Bir mandalina firması satılığa çıkmıştı. Tunç Başkan'ın mandalina firmasını satın aldı. O dönemde birliğe kiraladı. Birlik şu anda mandalinanın bir fiyat değerlendirmesini yapabiliyor. Yani o artı bir değer katıyor. Bir de kurulmuş olan kooperatifimiz vardı. Sefeko Kooperatifi de. O da uyuyan bir kooperatifti. Onu da Tunç Başkan'ın döneminde ayağa kaldırdık. Onlarla beraber bu tesisi de biz kurarsak, yani bizim kurduğumuz bu tesis üzerinden de işte mandalinadır bölgenin, sadece mandalina olarak düşünmemek gerekiyor. Bu tesisin 12 ay çalışacağını, işte bölgede ne bileyim garantili domates ektirmek gibi mesela. Domates ektirip domates kurusu satmak gibi, ne bileyim. Diğer işte tarım ürünlerini de. Diğer tarım ürünlerini de burada 12 ay içerisinde işlemek, yani vatandaşın cebine artı bir katkı koyabilmek için uğraştığım bir proje aynı var. Aynı zamanda istihdam. Ne bileyim, yeni bir açık düğün salonu var. Hmm. Açık hava düğün salonu var. Mesela Karakaya'larda yapmak istediğimiz bir pazar yeri var. Sağcık bölgesinde kale arkası dediğimiz yerde bu depremle beraber birkaç yerde çökme var. Orada zaten bir yeni bir rekreasyon alanı yaratacaktık. Bir yürüyüş yolları falan. Oranın yapımı var. Birçok projemiz var. Yani yeni proje. Çok güzel şeyler olacak. İnşallah şu pandemiyle bir an önce atlatırız da bir an önce projelerde hayata geçer. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Tabii ki Tunç Başkan, biz ona hani yürekten inanıyoruz. Her tarafa eşit hizmet götüreceğini, ama insan aklına da şu geliyor yani. Şimdi Tunç Başkan da Seferihisar'ın bambaşka özel bir yeri var ve her karış toprağını da çok iyi bilen, her sorununu iyi bilen, vatandaşını bizzat, ailesini, fertlerini bile tanıyan, ne sorunu var ne sıkıntısı bilen bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Bunun avantajını yaşıyor musunuz? Gayet tabii yaşıyoruz. Şimdi şöyle bir şey, şimdi sizin anlattığınız gibi sokağından tutun kişilerine kadar tabii. Birebir. Şimdi en kuytu köşedeki bir mahallenin sorununu da biliyor. En yani ne bileyim, Atatürk Caddesi'nin de sorunlarını rahatlıkla bilen birisi. Hiçbir yazışma çizişme gerek kalmadan, başkanım işte bizim falanca sokakta böyle bir sorunumuz vardı. Ha ben zaten biliyorum. Yani. Tamam, ne yapılması gerekiyorsa hemen yazılarını yazın gönderin diye biliyor. Yani o yönden bir rahatlığımız var, sağ olsun.
Yani birçok konuda bize destek çıkıyor. Ben kalbi de kendi de Seferihisar'da olduğunu çok iyi biliyorum. Yani her şeyde Seferihisar'a bunu da hissettiriyor. Evet. Sağ olsun yani, çok teşekkür ederiz kendine. Başkanım, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Buradan iletmek istediğiniz mesajlarınız varsa onları da alalım. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Biz Ege TV ailesine. Umarım yani ülke geneline, yurt dışına yayılan bir yayınımız olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Buradan da tüm İzmir halkına, Türkiye'ye sesleniyorum ki Seferihisar çok güzel bir yer. Burada anlatmakla olmaz. Bütün kültürüyle, gelenekleriyle, değerleriyle, lezzetleriyle muhakkak gelsinler Seferihisar'ı görsünler. Seferihisar'da bir gün batımı yaşasınlar dilerim. Herkesi Seferihisar'a bekliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize de kolaylıklar diliyoruz başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, gündem programının da efendim burada sonuna geldik. Seferihisar Belediye Başkanımızla beraberdik. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.